Günaydın. Devam ediyor sevgili izleyiciler. Evet, şimdiki bölümümüzün konuğu modacı Emre Erdemoğlu. Kendisi İstanbul'dan geldi. Bakalım niye geldi? Hoş geldi diyelim. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok maalesef. Ne güzel böyle genç modacıları görünce Evet, içimiz açılıyor. teşekkürler. Sağ olun. Evet, biraz Emre Erdemoğlu'nu tanıyalım isterseniz. Erkek modası üzerine ağırlık çalışıyorum. Kadın da yapıyorum ama ağırlık erkek modası üzerine. Kendi markam var. Tasarımcı ismim Emre Erdemoğlu olarak. İstanbul'dayım ağırlıklı. Yurt dışındayım. Böyle. Evet, bunun okulunu mu okudunuz? Evet. 9 Eylül Moda Tasarım okudum. 9 9 Eylül Eylül Moda Üniversitesi Tasarım. Moda Tasarımı. Çok tabii artık ülkemizde modacılık, tasarımcılık gerçekten yaygınlaştı. Evet. Hani bu sadece giysi de değil. Mesela önceden tasarım böyle çok fazla evde yoktu. Dekorasyon bu kadar yoğun değildi. Artık ciddi paralar ödenip bu işin uzmanlarıyla yapılması Kesinlikle. ülkemizde çok yaygınlaştı. Kesinlikle. Bir de meslek olarak da moda oldu. Değil Yani moda mi? tasarımcısı olmak da moda oldu. Doğru. Dizilere falan baktığınız zaman sektörde de böyle bir şey var şu anda. Hı. Ciddi bir furya var. Yani herkes moda tasarımcısı. Diziler mesela çok fazla bir dizi furyası var Evet. biliyorsunuz ve oradaki karakterler de moda tasarımcısı artık. Yani herkes her şey fotoğrafçı da moda tasarımcısı oluyor. İşte ev Evet. kadını da moda tasarımcısı olmak istiyor. Maalesef bu işte popüler kültürün de etkisi var bunda. Bu televizyon programları biliyorsunuz moda programları çok fazla Evet. revaçta. Garip bir şekilde seviliyor da. Biz onu mu O seviyoruz? yüzden Oradaki kavga ortamlarını mı seviyoruz? O biraz evet tartışılır. tabii tabii yani işte birleştiriliyor aslında bazı şeyler. Evet. Yanlış da tanıtıldığını düşünüyorum açıkçası. Kesinlikle. Moda öyle bir şey değil. Dünyadaki hiçbir trendsetter, moda tasarımcısı bunu zaten kabul etmez. Böyle bir furya var ama maalesef. Bizler Peki de bu bunların kadar kolay içerisinde. mı yani? Yani ben modacıyım, ben stilistim, ben tasarımcıyım diye ortaya çıkan, bunun eğitimini almadığı halde sadece kendi gardırobunu kendine göre çok güzel yarattığı için böyle adım adım ilerleyen insanlar var. Bu Türkiye'nin dört bir yanında var şu anda. Kimileri buna çok tepki gösteriyor mesela Hı hani bu hı. insanlar olmasın çıkmasın bilmem ne falan filan bence olsunlar Hı. çünkü onlar olmadan da senin benim kıymetim anlaşılmıyor Doğru. çünkü bizler dünya Türkiye'yi dünyada temsil eden tasarımcılarız baktığınız zaman işte ben en son bir ay önce Berlin Fashion Week'teydim kendi koleksiyonumu sundum hani Türkiye'den seçilip gönderilen bir tasarımcı olmak orada çok keyifli. Tabii. Bunu o söylediğiniz isimler yapamıyor maalesef. Hı. Yani hani işte ortaya tasarımcı diye çıkıyor, belli bir PR'la veya işte ikoncanlar dediğimiz tipler oluyor bunlar genelde. Basının sevdiği ve kullandığı malzeme olarak kullandığı Evet. tipler oluyor. Bunlar olacak, olsunlar. Çünkü onlar geliyor, 6 ay, 7 ay, 8 ay böyle bir çıkıyor, ortalıkta görünüyor, sonra gidiyor. Onun yerine bir başkası geliyor. Bu furya hep var. Önemli olan kalıcı olmak. Önemli olan zaten bir tasarımcının veya meslek edinmiş bir insanın işini devam ettirmesi gerekiyor. Bizler bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani bunu yapıyoruz zaten. Çok uzun süredir sektördeyim ben. Erkek modası üzerine ağırlıkta. Genç Şimdi, yaştasınız daha aslında. evet, gencim ama çok erken başladım. O yüzden de biraz erken oldu her şey. Şu an 30 yaşındayım. Keyifli gidiyor, ben memnunum. Nasıl peki? Yani moda denen şey ne aslında? Aslında çok birbirini tekrar farkındaysanız hep Evet, bir şey var. evet. Ben bile çok şeyi doğru bulmuyorum. Yani moda diye insanların bir şeyi alıp giymesini çok doğru bulmuyorum açıkçası. Bir stilinizin olması lazım. Yani Fabrikasyon gibi herkes bir giydiğiniz örnek. evet hepsi herkes sokaktaki herkes aynı. Evet. Bu saçta da makyajda da Evet. yani kozmetikte de aynı Evet. şekilde giyimde de aynı şekilde. Ben bunu çok doğru bulmuyorum. Önemli olan stilinize uygun şeyi, doğru şeyi seçebilmeniz. Bence moda budur. Stilinizle örtüşmesi, öpüşmesi lazım giydiğiniz kostümün. Ama bir başkası gibi işte dizi karakterlerini çok seviyoruz. Onlar gibi görünmeye çalışıyoruz. Vücut propozisyonunuz uymasa bile mutlaka kullanmak istiyorsunuz onu. Çünkü o karakter gibi olmak istiyorsunuz. Bu tamamen yanlış. Neye göre peki yani insanlar hani stil dediniz. Stil denen şey nedir? Nasıl belirleriz? Bu sizin hikayenizdir aslında, sizin kimliğinizdir stiliniz. Yani yıllar sonra sizinle karşılaştığımda o yine üzerinizde bir şekilde vardır. Bu
saçınızda olabilir, makyajınızda olabilir, taktığınız takılar vardır mesela. Karakter olarak o kadar oturursunuz ki benim kafamda. Aa evet, işte Emre denildiği zaman akla bu gelir. Mesela ben tasarımcı olarak bir stilim var. Çok dar paça pantolonlar, slim ceketler yaparım. Her sezon renklerim, desenlerim, kumaşlarım değişir ama o stil hep vardır. Stil olur işte, yani tarzınızdır. Kişinin tarzıdır stili, kimliğidir. Ama şimdi baktığımızda firmalar ne sunarsa insanlar ona razı haldeler. Evet. Şimdi her sezon trendsetterların belirlediği renkler vardır. Pantoneler, işte kumaşlar çıkar. İşte bir sene ipek moda olur, bir sene tweed moda olur, bir sene kürk moda olur. Ondan sonra ama önemli olan burada dediğim gibi o doneyi alıp kendi stilinizle birleştirmek. Kendi stilinize uydurmak. Siz uzun boylu musunuz, kilolu musunuz, işte vücudunuz nasıl, kendi vücudunuzu, kendi propozisyonunuzu tanıdığınız zaman zaten çok doğru şeyler yakalıyorsunuz. Kendi renginize uygun renkler seçmeniz lazım burada. Bunu yapabiliyorsanız zaten başarılı oluyorsunuz giyim konusunda. Peki, kadınlar tabii çok öndeler artık, eskisi gibi değil. Yani önceden insanlar bayramlarda alışverişler yaparlardı. Şimdi her gün alışveriş. Erkekler de öyle çok fazla. Evet, erkeklere geleceğim. Erkekler bence kadınları geçtiler. Geçmiş durumda, evet. Hep bastırılmış bir şey vardı çünkü, evet. Bir kültür vardı. Evet. İşte koyu renk takımlar. Bugün baktığınız zaman siyasetçiler de dahil olmak üzere hep çok koyu renk takımlar. Herkes forma gibi, üniforma gibi. İşte tek tip. Memurlar da öyle, yani hani bir tek designerlar değil, herkes tek tipti. Ama insanlar çok aştı artık o tip şeyleri. Çok renkli giyiniyorlar, çok stylish giyiniyorlar, çok aksesuar çok kullanıyorlar. Çanta, ayakkabı, mendil, kravat, papyon, bu tip bileklikler, yüzükler, bu tip aksesuarlar kullanıyorlar. Çok da keyifli oluyor. Bence şu an kadınlarla gerçekten yarış yapabiliyor durumdalar. Kesinlikle. Evet. Yani hafta sonları mesela özellikle AVM'lerdeki marka mağazalara girdiğinizde erkek reyonları da en az bayan reyonları kadar dolu ve alışveriş paniği var yani. Tabii bu nasıl oldu da bu aşamaya geldik? Erkek modası için söylüyorum ben bunu. Hani bir Türk erkeğinin dediğiniz gibi böyle şeyleri vardı, kalıpları vardı. Artık sarı pantolon da giyiyor, kırmızı pantolon da giyiyor yeni jenerasyon. Eskilere bunu kabul ettirmek çok daha kolay olmuyor. Ama ben bir şeye bakıyorum. Mesela benim annemin gardırobunun bu yıllarda tekrar gündeme geldiğini görüyorum. Zaten tekrar çizgilerin. Sadece işte renkler biraz değişiyor. İşte o sezon trend renkler neyse. Kumaşlar değişiyor, baskılar değişiyor. Ama hep bir kısır döngü var, dönüyor, dolaşıyor. Neden peki? Yani yeni çizgiler yaratılamıyor mu? Yo, aslında yaratılıyor işte. Bu dediğim gibi kumaşla, tuşeyle, kalıpla değişiyor. Yoksa formlar, hani ne kadar değiştirebilirsin ki? İnsan formu değişiyor mu ki kostüm değilsin? İki kolunuz, iki bacağınız var. Yani bir tane başınız var sonuçta. O yüzden ne kadar değişebilir? Çok fazla değişemez. Bir bakıyorsunuz miniler, bir bakıyorsunuz bileklere kadar uzun. Önemli olan işte geliyor. Oradaki o keyifli şeyi kendi vücut yapınıza uydurmak. Yani hani ben kısa boylu bir adamım mesela. Ben kendi vücudumu tanıyorum ve ona göre giyiniyorum. İşte herkes kendi vücudunu tanıyıp giyinse mesele kalkacak ortada. Peki kısa boylu bir adam nasıl giyinmeli o zaman? Çok uzun paltolar giyinmemeli. Bir kere çok, yani boyu kısa çünkü. Çok geniş giyinmemeli. Boyu daha kısa gösteriyor. Olabildiğince slim, mesela kısa ceketleri tercih etmeli. Normalde işte bu mağazalarda satılan hep ceket boyları aynıdır. İşte 71-73 boylarındadır. Bence onlar biraz daha işte vücut yapınıza göre özel dikim yaptırmanız gerekiyor tabii burada. Onların boylarını biraz daha kısaltıp 68'lere falan çektiğiniz zaman bu sefer bacak boyunuz daha uzun görünüyor. Şimdi ayakkabı trendi biliyorsunuz, çok şey, biraz daha platformlu ayakkabılar var. Öyle. Çok da trend, erkekler de çok kullanıyor. O tip ayakkabılar falan kullanıldığı zaman kostümle beraber olabildiğince slim, keyifli görünüyor. Evet, bu kış modası da dikkatimi çekiyor. Şimdiden sonbaharla beraber başladı. Erkekte slim pantolonlar çok revaçta. Çok. Birkaç sezondur çok fazla. Evet, evet. Bu sene bayağı ağırlık koydu yani. Evet. Ama işte herkes giymiyor. Mesela kilolu bir erkek giydiği zaman
kalın bilekleri çok komik duruyor. Yani evet, onu herkes giymemeli. Biz tabii Türk halkı olarak biraz şey kiloluyuz kadında, evet, da erkekte de. O yüzden hani bir tarz yaratmak da çok kolay değil. Evet, dünya çok değişiyor aslında baktığınız zaman. Hı-hı. İşte bizler de geziyoruz Avrupa'daki fuarları falan. Şimdi bu tabii Türkiye'nin beslenme, biliyorsunuz biz yemek yemesini çok seven bir milletiz. Öyle. Yemek kültürü olan bir milletiz. Hı-hı. Bunlara baktığınız zaman tabii şimdi yeni nesil biraz daha spor yapıyor, dikkat ediyor, diyet yapıyor, hı-hı, falan. Ama biraz daha eski nesil çok dikkat etmiyor kilosuna ve onların tabii giyim konusunda daha zorluk çekiyor. Dikkat edilmesi gerekiyor bence. Peki stil dediğiniz bir tarz var ama bu tarzın içerisinde mesela renkler, evet, o da mı stil kapsamında? Tabii, yani sizin renginiz vardır. Mesela en çok ne renk giyersiniz? Siyah ve beyaz. Evet, o sizin stilinize demek ki daha uygun. Yani onu tercih ettiğinize göre, hı-hı, eminim bunu abiyede de, günlük hayatınızda, hı-hı, da mutlaka işte bir mağazaya girdiğiniz zaman ilk eliniz ona gidiyordur. Evet, o siyahlara, çekiyor, beyazlara gidiyordur. Çünkü, hı-hı, kendinize onu yakıştırıyorsunuz. Atıyorum bu sezonun trend renkleri arasında mor var, işte bordolar var, şarap tonları var, sarılar var, hardal sarıları. Belki çok seveceksiniz, alacaksınız ama yine sizin aklınız hep siyah da olacak. Onlar tabii şey, böyle biraz daha klişe ve, evet, her şeyle kombine edebileceğimiz renkler olduğu için belki, kesinlikle, biraz daha kolayı seçiyoruz kadınlar olarak ama. Evet, bugün Bursa'da olma sebebiniz nedir? Söyleşimiz var bugün üniversite, evet, öğrencilerine. Evet, Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği bir organizasyon. Keyifli olacak. Birkaç üniversite ve moda okulları, meslek yüksek okullarına, hı hı, karışık böyle keyifli bir söyleşimiz olacak. Sohbet tadında moda üzerine, onların, hı hı, akıllarında olan öğrenciler, çünkü işte hepsi marka olmak istiyor, designer olmak istiyor, hı hı, marka kurmak istiyor, koleksiyon hazırlamak istiyor. Bunlarla ilgili soruları oluyor. Hı hı. Bizler de onları yanıtlamaya çalışacağız. Evet, tecrübelerinizi paylaşacaksınız, evet, yani. Aynen öyle. Peki, yani bir designer olmak, bir marka olmak gerçekten çok zor. Özellikle de bizim ülkemizde çok, evet, zor çok galiba. Zor. Nedir bunun yol haritası? Ben çok küçük yaşlarda başladım, hı-hı, ve çok kafamı takmıştım bu işe. Hı-hı. Kesinlikle bu işi yapacağım ve marka olacağım diye. Çok küçük yaşlarda işte çizimler yapıp markam üzerine üniversite yıllarında özellikle artık daha profesyonel olup hem markalara danışmanlık yapmaya başladım hem de bir yandan kendi markamı kurdum. Markamın patenti, bilmem nesi, işte müşteri kitlem kim, oluşturacağım hikaye ne, bunlarla ilgili çok ciddi çalışmalara başladım ve danışmanlıklar aldım yurt dışından. Bu sosyal medya kullanımından tutun, markanızın duruşuyla, kimliğiyle ilgili, sizin müşteri kitleniz kim, bunlarla ilgili danışmanlıklar aldım. Bu süreci, bu sıkıntılı süreci bitirdikten sonra da zaten koleksiyonumu hazırlamaya başladım. Üniversitede oldu bunlar. Üniversite ikinci sınıftayken İtalya'da ilk defilemi yaptım ve yılın tasarımcısı ödülünü aldım oradan. Most Creative Collection ödülünü aldım, en iyi koleksiyon ödülünü. Sonra ardından Türkiye'deki organizasyonlar başladı zaten. İşte kendi markam, kendi işim, kendi organizasyonlarım, defilelerim, moda haftaları derken bugüne geldi. Bugüne geldi. Peki şeyiniz var tabii, kendinize, evet, ait bir iş yeriniz var. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Bizim çok karışık, şöyle söyleyeyim. Çünkü yani hepimiz aynı çatı altında değiliz. Farklı farklı yerlerdeyiz. Çünkü işte benim İzmir'de de anlaşmalı olduğum fabrikalar var. İşte Adana'da da var, Ankara'da da var. Bir sürü yerde farklı farklı işler yapıyorum. Bir de ben çok danışmanlık yapıyorum firmalara. Evet. Onların da etkisiyle böyle çalışma sistemi biraz karışık açıkçası. Siz tasarımları gerçekleştiriyorsunuz. Ben çizim olarak. Evet, çizimleri, koleksiyonu hazırlıyorum ve üretim aşamasına geçiyoruz sonra. Tabii kendi küçük bir atölyemiz de var. Kendi ofisimiz, showroom'umuz. Orada da bir takım şeyler günlük çıkıyor. Ama onun dışında bu moda haftalarına, fuarlara ve organizasyonlara, firmalara hazırladıklarımız daha hızlı ve fason üretime giriyor. Peki şey anlamında sizi zorlamıyorum. Mesela kendi koleksiyonunuzla o danışmanlık yaptığınız firmalara yaptığınız hizmet, yani çizim anlamında söylüyorum, bir koleksiyon hazırlama anlamında. Zor bir şey. Yani zor bir şey. Ayrı, evet, bir şey yapmak zorundasınız. Yani onlara ikiye, ayrı bir şey. 2'ye 3'e 4'e bölünüyorsunuz hatta. Çünkü çok farklı firmalar. Bir de farklı karakterlerde, farklı kimlikler. Yani hepsinin müşteri kitlesi farklı, evet, duruşu farklı, evet, kimliği farklı, gustosu farklı, kumaş kalitesi farklı, hepsi farklı.
O yüzden hepsine çok ayrı ayrı şeyler yapıyoruz. Çok farklı şeyler yapıyorum. Herhalde o da benim tasarımcı olmamla ilgili kişisel bir durum. Becerimiz. Kişisel becerim mi diyeyim. Kesinlikle. Yani altından kalkabiliyorum çok uzun yıllardır. Şu anlamda söylüyorum. Şimdi bir AVM'yi örnek gösteriyorum. Bunları gezerken bizim yerli firmalarla ilgili konuşuyorum bunu. Ayakkabısından tutun çantasına, giysisine, paltosuna, fularına, takısına kadar o kadar benzer şeyler ki. Evet. Renkler belki biraz farklı ama tarzlar, kombinasyonlar, renkler çok birbirinin aynı şeyler. Zaten işte tasarımcı ile firma arasındaki fark da bu. Yani designer daha özgür oluyor koleksiyon hazırlarken. Elini taşın altına koyuyor çünkü bir hikayesi var. Ama çok ciddi para kazanma kaygılarınız olursa zaten bu sefer direkt kafanız ticarete, direkt diğer markalar gibi olmaya başlıyor. Türkiye'de çok ciddi markaların olmaması ve sürekli markaların batmasının nedeni de kontrolsüz büyümedir. Tamamen kontrolsüz büyüyorlar. Birbirlerinin çok kopyası hepsi bütün markalar. AVM'leri dediğiniz gibi girdiğiniz zaman hepsi birbirinin aynısı. Böyle yapmayıp tamamen stil olarak, tarz olarak, duruş olarak farklı kimliklere bölünseler çok daha uzun vadeli olacak solukları aslında. Yani. Tasarımcı ile işte firma arasındaki fark bu. Tasarımcı özgür ve bir hikaye oluşturuyor. Hikaye oluşturduğu için de koleksiyonu ayakları yere basan bir koleksiyon oluyor. Diğeri tamamen işte fason üretim, diğer markaların direkt birebir aynısı. Bu yüzden günü zaten şeyler. Günü kurtaran şeyler. Yani fast fashion dediğimiz. Peki hikaye dediğiniz şey nedir koleksiyonda? Inspiration olmazsa olmaz. Hikaye benim için çok önemlidir. Yani mesela sonbahar koleksiyonunuzu hazırlarken benim, nasıl bir hikaye yazıyorsunuz? En son işte bundan 1,5 ay önce Berlin Fashion Week için hazırladığım koleksiyon. Penguenlerden yola çıktım. Cape Town, Afrika'da bir seyahatimle Penguen Adası'nı ziyaret etmiştim ve çok etkilendim onların yaşamlarından. Ve incelemeye başladım. Baya baya bütün penguenleri inceledim. Fotoğraflarını çektim. Bir 12 gün, 13 gün kadar Penguen Adası'nda kaldım. Ve bütün işte onların çiftleşme, yumurtlama, yani yemek yeme şeylerini bile birebir izledim. Evet. Çok da etkilendim. Figür olarak da çok estetik geliyor, çok sempatik geliyor bana. Aynen. Önce böyle bir acaba siyasi bir şeyim var diye insanlar ne oluyor falan oldular ama hiç öyle bir şey yok. Tamamen figür olarak, hayvan olarak çok sevdiğim bir hayvan. O yüzden işlemek istedim koleksiyonumda. Özel baskılar yaptık. Bütün kumaşlarımda özel baskılar vardı. Bütün o penguen çektiğim fotoğraflardan yola çıkarak hazırlandı. Yani size ilham veren şeylerin peşine düşmeniz gerekiyor. Evet. O sezon size ne ilham veriyorsa, bu bir hayvan da olabiliyor gördüğünüz gibi. Bir karakter de olabiliyor. Ünlü biri de olabiliyor yani. Dünyadan biri de olabiliyor. İlham kaynağı, stil ikonları da olabiliyor. Yıllar önce Steve McQueen'i mesela işlemiştim. Çok beğendiğim bir artist. Yani birçok şey ilham olabiliyor. Evet, hikaye dediğiniz o aslında. Evet. Tabii bunun için de çok araştıran ve çok seyahat eden tabii, olmak tabii, seyahat etmeniz gerekiyor. Dünya görüşünüzün olması gerekiyor. Bir duruşunuzun olması gerekiyor. Kimlik oluşturabilmeniz için. Tabii çok size hikaye oluşturabilecek donelere sahip olmanız gerekiyor. Peki bunun şeyi var mı? Maddi karşılığı. Yani evet, koleksiyon, tasarım ürünleri tabii ki mağazalara göre daha fiyatlı. Ama sonuç itibariyle de çok kolay ortaya çıkmıyor bunlar. Evet. Dediğiniz gibi yani seyahat etmeniz lazım, araştırmanız lazım, onu hayal etmeniz lazım, o hayali kabullendirmeniz lazım. Çok evresi var aslında. Hani sadece maddi olmayabilir ama manevi maliyeti de çok yüksek bu hazırladığınız koleksiyonların. Bunun karşılığını buluyor mu? Ülkemiz adına soruyorum. Türkiye bu anlamda çok zor işte. Dediğim gibi çok kalabalık. Baktığınız zaman işte tasarımcıyım diye ortada gezen bir sürü insan var. Ama siz doğru işler yapıyorsanız bir şekilde Türkiye'den bulamıyorsanız da yurt dışından buluyorsunuz. Onu söylüyorum. Ben çok sık yurt dışındayım. Yani bir ayağım yurt dışında işte hem İtalya'da fuarlarımı falan orada katılıyorum mesela. Pit Duomo'ya katılıyorum her sezon. Defilelerimi artık orada yapmaya başladım. İtalya'da, Berlin'de. Yani
Türkiye'de bulduğu kadarını yapıyoruz. Anladım. Bulamıyorsa da kaçıyoruz maalesef. Peki şimdi az önce de başlarken söylediğiniz bir takım moda yarışmaları, tarz bu benim tarzım değil kavgaları son birkaç yıldır Türkiye'de bunlar böyle bir artık insanları giydirmek adına, doğru dürüst giyinmek adına belki atılmış adımlardı ama birazcık tabii amacından dışarıya taştı gibi geliyor bana. Bunlar gerçekten yeni nesli, şimdiki jenerasyonu doğru giydirmek adına doğru adımlar mı? Mutlaka izlemişsinizdir. Tabii ki değil. Yani o tamamen yanlış bilgilerin verildiği, yazık yani oraya çıkan o kızlar da, yarışmacılar da bence ne yaptıklarının farkında değiller. Belki şimdi maalesef bir eğitimli şeyimiz var bizim, grubumuz var, bir de eğitimsiz grubumuz var ve biraz daha onların kısa yoldan popüler olmak için yaptığı şeyler bunlar. Maalesef üzülerek söylüyorum ama böyle bir furya var, çok üzülerek hepimiz için, yani tasarımcı için de çok çirkin aslında çünkü ülkenin tanıtım şekli çok kötü. İşte yani yabancı bir adam o programı izlese hakikaten halimize güler. Türkiye'de gibi zaten. Türkiye'de moda böyle mi diye. Bir tiyatral bir şey var orada, bir tiyatro var. İnsanların kavga ettirildiği. Ama maalesef işte gördüğünüz gibi bütün kanallarda var böyle programlar. Prim yapıyor. O yüzden bence çok da fazla bunu isteyen bizleriz. Halk da seviyor, izliyorsa bence çok da fazla söyleyecek bir şey yok. Çünkü program tutmasa zaten televizyon o başarıyı evet. Ama ben modacılar açısından bakıyorum. Sonuçta ben orada oturanlar. Yani hani orada oturan yazık designerlar veya işte kişiler için de kötü bir şey. Kötü bir duruş. Ama yani demek ki başka şekilde para kazanamıyorlar. Evet tabii, bir de o gerçek var. Bir de öyle bir gerçek var. Doğru. Sonuçta insan bir şekilde para kazanıyorsa ve tatmin oluyorsa öyle bir projenin içerisine girmez. Her şeyi merak ediyorum. Yapılabilir. Bakın ben şeye karşı değilim. Moda programları yapılsın. Çok ama da kaliteli eğitici, olsun. Eğitici, öğretici olsun. Ve bizler de çıkıp orada insanlara bunu anlatalım. Bu işin nasıl yapıldığını. Yani hani bunu giymeniz gerekiyor, bunu giymemeniz gerekiyor diye anlatalım. Ama orada bambaşka bir tiyatral. İşte bunu benim anlatmam gerek yok. Bunu herkes aslında biliyor. Evet. Ama garip bir şekilde de seviyor. İnsanlar izliyor. O yüzden ben eleştirmiyorum açıkçası. Eskiden eleştiriyordum ve yadırgıyordum. Artık eleştirmiyorum. Alan memnun, satan memnun hesabı. Evet. Halk seviyor. Halk seviyorsa da ülkenin yapacağı hiçbir şey yok. Doğru. Yapılması gerekiyor bence. Peki yurt dışında bu kadar bir ayağım orada dediniz. Oradaki modacılar nasıllar? Ne yapıyorlar? Yani tekstil, moda her yerde zor, kolay değil. Bu işi pazarlamak, ya sadece tasarımcı olmanız gerekmiyor. İyi bir yönetici olmanız gerekiyor. İlişkilerinizin çok kuvvetli olması gerekiyor. Tasarımcı duruşunuzun çok kuvvetli olması gerekiyor. İnsanlara inandırıcı olmanız gerekiyor. Yaptığınız ürünü satabilmeniz gerekiyor. Maliyet hesaplaması yapabilmeniz gerekiyor. Türkiye'deki tasarımcıların en büyük problemi budur. Yani sadece yaratayım ister. Yani onun pazarlama kısmına gelince durur. O yüzden herkes birileriyle flört ediyor bu anlamda. Evet. Bunların hepsini bir şekilde öğrenmeniz ve yapmanız gerekiyor. Dünyadaki tasarımcılar, Avrupa'daki özellikle, tabii çok fazla danışmanlık alıyorlar. Yakın dostlarım var bu işi yapan ve çok fazla danışmanlık alıyorlar, destek alıyorlar. Türkiye'de çok gelişen, çok değişti aslında. Hani eskisine göre tabii ki çok 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 iyiyiz. Ama yine de kat etmemiz gereken çok yol olduğunu düşünüyorum. Yani bir geri kalmıştık hala söz konusu diyorsunuz. Evet. Sizin sektörle alakalı. Genel olarak, ülke olarak zaten bir... o belirgin de. Yani ciddi sıkıntılarımız var. Evet. Moda da zaten lüks olduğu için, lükse girdiği için bizi de çok fazla etkiliyor. Neden lüks? Halbuki mesela hani tekstil... Aslında değil, öyle görülüyor. Değil mi? Yani, olmamalı yani. Biliyorsunuz bu mesela çok üzücü. Ankara'daki olaylar çok acı, gerçekten çok acı. Ve moda haftasına denk geldi. İstanbul Moda Haftası ve iptal oldu biliyorsunuz. Tabii. Organizasyon. Ama bence olmamalı. Çünkü
bu iş, bu işin background'unda bir sürü çalışan var. Kameramanı var, fotoğrafçısı var, evet. ışıkçısı var, mankeni var, catering firmaları var, basın var. Yani o kadar çok kişi bu işten, terzisi var, kumaşçısı var. Tabii. O kadar çok kişi ekmek yiyor ki bu işten. Ve şu anda o bütün tasarımcılar mesela çok bence mağdur oldular. Ben kendi adıma çok mağdur oldum. Hı hı. Doğru bulmuyorum. Tabii onların da haklı olduğu yanlar var. Yok değil. Çünkü güvenlik açısından çok doğru bulmadılar. Hı hı. Sabah kalkıyorsunuz ve bir yer patlamış, yüzlerce ölü var. Yani hani böyle bir ortamda kalabalık grupları bir araya getirmek çok da mantıklı olmuyor. Onlar da bu açıdan düşündü. Ama ben yine de bizim işimizin, mesleğimizin şey olarak görülmesini doğru bulmuyorum yani. Bir eğlence, bir parti, bir şeye dahil edilmemeli diye düşünüyorum. Değildi zaten. Değil. Yani bir eğlence yok orada. Orada değil. Bir sunum var. İnsanların beğenisine evet. hitap eden bir durum söz konusu. Bu bir eğlence değil. Hani bir gece kulübü değil. Orada eller havaya modu yaşanmıyor. Yani sizler ertesi gün kalkıp haberinizi sunabiliyorsanız eğer. Mecbursunuz. Hayat durmuyor. Hayat devam ediyor maalesef. Kafeteryalar açılabiliyorsa, hı-hı, işte oteller hı-hı. açılabiliyorsa, hastaneler, öğretmenler okula gidebiliyorsa, öğrenciler okula gidebiliyorsa, tasarımcı da ne olursa olsun işini yapmalı. Ne olursa olsun. Bizler bir şekilde geçen sene benim defilem mesela Berkin Elvan'ın ölümüne denk gelmişti, hı-hı, aynı güne. Hemen partimi iptal ettim. Akşama hı-hı. partim vardı. Onu iptal ettim. Doğru bulmuyorum. Zaten hı-hı. son derece sıkıcı bir olay. Ama defilenin iptal olmasını doğru bulmuyorum. Çünkü defile biz prezentasyon, sunum hı-hı. adı üzerinde. Hı-hı. Ve biz orada sunuyoruz ve o işten para kazanıyoruz. Yani ben buyer'ımı çağırıyorum, müşterimi çağırıyorum. Tabii. O işten para kazanıyoruz ve bizimle birlikte bir sürü insan para kazanıyor. Doğru. Bu yüzden bu işin meslek olarak görülmesi gerektiğini hı-hı. düşünüyorum. Bazı sanatçılar da bununla ilgili tepkilerini ortaya koydular evet, zaten. Yani sonuçta ben herkes ekmek parası mücadelesi. Tamamen karşıyım. Çok da haklı buluyorum. Hı-hı. Bütün konserler iptal oluyor. Bakın çok zor şartlarda albüm yapıyorlar. Doğru. Gerçekten çok zor şartlarda albüm yapıyorlar. Dışarıdan her şey çok keyifli görünüyor ama orada bir konserin iptal olması demek kaç kişinin o arka backstage'deki bütün insanların hı-hı. işinin hı-hı. olmaması demek. Yüzlerce insandan bahsediyoruz. Hı-hı. Mesele sanatçının çıkıp şarkı söylemesi değil. İnsanlar evinde de müzik dinliyor, arabasında da radyo dinliyor baktığınız zaman. Doğru. Bu işte bir takım şeyler kullanılmamalı burada. Evet. Peki bundan sonraki yol haritası nedir Emre Erdemoğlu'nun? Evet. Ocak'ta defilemiz var. Şimdi İstanbul Fashion Week tabii iptal hı-hı. olunca biz tekrar tamamen de iptal oldu. İleri bir tarih ertelenmedi. Ertelenmedi. İptal kötü. Oldu organizasyon. Tabii takvim olduğu için çünkü hı-hı. bizden sonra doğru. İstanbul'dan sonra atıyorum başka ülkeler Milano, Amerika, New York neyse devam ediyor. Ben tabii tek başıma şimdi ayrı bir defile yapacağım İstanbul'da. Çünkü koleksiyon hazır, bütün organizasyon hazır, her hı-hı. şey hazırlandı, saç, makyaj, provalar hepsi hazırken kendi filmi gerçekleştireceğim Berlin Fashion Week'te çıkardığım koleksiyonumu. Ocak'ta da normal Berlin Fashion Week var tekrar, hı-hı. ona katılıyorum. Kış koleksiyonunu sunacağım. Hı-hı. Mart'ta da Los Angeles Fashion Week var, ona katılıyorum. Hı-hı. Böyle arka arkaya devam ediyor. Evet. Peki hedeflerinizde neler var? Hep böyle tamam bunlara katılacaksınız evet. ama neler yapmayı hayal ediyorsunuz? Tabii marka ne kadar büyürse o kadar keyifli hale geliyor. O zaman projeleriniz de organizasyonlarınız da büyüyor. Şu an çok keyifli gidiyor zaten. Çok istediğim gibi gidiyor. Çok doğru yerde, istediğim yerde markam. Bundan sonraki süreçte bu şekilde bunların üzerine katarak devam edeceğiz. Markayı biraz daha giderek. Avrupa'da butik, mağaza gibi bir takım planlarım, projelerim var. Hı-hı. Ama ileriye yönelik projeler şu an için değil. Birkaç sezon sonra, birkaç sene sonra. Onlar üzerine çalışıyorum. Şimdi Berlin'de birkaç butik, mağaza var. Oralara ürün vermeye başladım. Biraz daha Avrupa'ya açılacağım. Evet. Peki o zaman bir Türk erkeklerine bu kış modasındaki genel çizgileri neler olacağı konusunda bu kış bordo çok ön planda olacak ama böyle mora yakın bir bordo. Normal işte şarap tonlarıyla mor arası bordolar çok moda. Griler yine çok
göreceğiz. Bol kaban göreceğiz. Kabanlar çok trend. Oversized, işte düşük omuz. O dar kabanların yerine geniş, kadında da erkekte de oversized kabanlar var bu sezon çok fazla. Geniş, olabildiğince salaş. Takım elbiseler yine İtalyan kesim. Ama sezonun en bombası koyu bordolar, morlar. Peki şey midir yani işte geçen sezon dar kesimlerdi. Şimdi diyorsunuz ki geniş ve salaş. Ne yapalım o dar kesimleri şimdi bir kenara koyalım. Gardırobu birkaç sezon bekletelim mi? Yok bekletmeyin tabii ki. Şey o birkaç sezon devam ediyor aslında. Yani hani o ürüne olan hani onu birkaç sezon hani mesela fit kalıplar moda oluyor ve bir 3 sezon 4 sezon aslında o trendler arasında yer alıyor ve 3-4 sezon giyiyorsunuz. Zaten o 3-4 sezon sonra o takımı giymek istemiyorsunuz artık. O yüzden işte bu sefer kalıplar biraz genişliyor. Atıyorum paçalar biraz genişliyor. Ne bileyim kabanlar, düşük beller, omuzlar, bütün formlar değişiyor. Zaten bir gardırobunuzu yenilemek istiyorsunuz o süreçte. Hani eskimiş oluyor artık. O yüzden aslında sürekli işte her sezon yeni bir form değil de böyle birkaç sezon ilerliyor. Tek sezonda bitmiyor. Tek sezonda bitmiyor. Yok. İyi güzelmiş. Yani baktığımızda tabii böyle çok fazla tükeniyormuş gibi gelse de o kadar değil. Hızlı değil demek değil. Ki. Peki önceden ne diyelim bu kadar giysi hevesi yoktu insanlarda. Evet. Ya da alım gücüm yoktu bilmiyorum ikisinden biri ama şimdi neden bu kadar alışveriş delisi olduk? Popüler kültür. Yani sosyal medya kullanımları biliyorsunuz eskiden gazeteler çok fazla hepimiz gazete okuyorduk, gazete alıyorduk. Artık sosyal medya denilen bir şey var. Evet. Ve Instagram, Twitter, Facebook gibi mecralarınız varsa zaten aslında gündemde olan her şeyi saniyesinde öğreniyorsunuz. Gazeteden falan çok daha hızlı baktığınız zaman. Yani hani Twitter'da hemen bir yazıyor işte bir yerde şu oldu, bu oldu diye. Böyle popüler kültür yani teknoloji çok ilerlediği için tabii giyim de artık çok ilerledi yani hani markalar çoğaldı, hızlı tüketim başlandı, gıdada da böyle, giyimde de böyle, bütün dünyada böyle. Herkes iyi giyinmek istiyor. Herkes iyi giyinmek istiyor evet. Güzel bir şey ama bence evet, hoş, yani temiz ve bakımlı olmak herkesin hakkı. Evet insanlar daha dikkat ediyor artık. Evet. Çok daha aslında süslü bir millet olduk. Evet öyle. Kötü de değil, keyifli. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hem Bursa'ya hoş geldiniz hem programımıza çok diyelim. Yolunuz açık olsun. Başarılarınızın devamını teşekkürler. Diliyorum. Teşekkürler, iyi çalışmalar. Evet sevgili izleyiciler, haftanın ilk iş gününde Günaysın'ın sonuna geldik. Yarın yeni gündemlerimizle, yeni konuklarımızla yeniden karşınızda olmak umuduyla. Hoşça kalın, esen kalın.